And we are moving directly to the keynote speeches. And as a first speaker, we warmly welcome Professor Dr. Bilge Işık, Emeritus Professor from Istanbul Technical University. She is the head of Kerviç Network and the co-chair of the conference. Professor Bilge will talk on the Kerviç conferences and their mission in building a hypothesis on earthquake risk preparedness on earth and buildings in use. Hocam buyurunuz. Floor is yours. Sesim duyuluyor mu? Sesim geliyor galiba. Yes. Peki, ben bilimsel konuşmayı yapmadan önce kısaca Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ne bu konferansı üstlendiği için orada Ömer Tabanlı ve Erem Saçar emekleri için Kerpiç Akademi'de Aysel Tarım ve kendime teşekkür ediyorum. Konuşmayı yapmak üzere. Şimdi doğrudan doğruya bakayım. Bu şeylerde, ha pardon, şuradan gidiyorum. Share kısmına gidiyordum. Share'dan ha. Hocam share screen yapıyorsunuz. Sonra çoklu ekran çıkıyor. Oradan sunumunuzu Ekranımı buldum. Share kısmına geçiyorum. evet, şimdi tamam Tamam. yansıyor hocam. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Evet. Peki. Tekrardan bütün emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ettikten sonra konuşmanın bilimsel kısmına geçmek istiyorum. Bu kerpiç yapı denildi. Duyuluyor değil mi sesim? Evet, geliyor. Zayıf mı geliyor? Duyuyoruz hocam, sorun yok. Tamam. Şeyi görmüyorum. Kendimi nereden görüyorum? Görmeyecek miydim? Tamam, peki. O zaman kendimi görmeyecekmişim. Bu konferans özellikle benim sunduğum bilimsel kısım depremdeki Kerpiç'in depremdeki davranışını yapmış olduğumuz çalışmaları diğer bilimsel araştırma yapanlara duyurabilmek ve Kerpiç yapıların depremde de güvenli olduğunu ifade edebilmek. Burada özellikle ben kendimden kısaca bahsedeyim. UNESCO'nun altında ICOMOS ve International Scientific Commission of Urban Architectural Heritage dediği Kerpiç Yapılar bilim alanı, onun Türkiye temsilcisiyim. Ve kendim 40 seneye yakın Kerpiç Yapı üzerinde araştırmalar yürütmekteyim. Dünyanın da pek çok yöresindeki hem içinde yaşanan hem de araştırması yapılan kendi alanlarını ziyaret ettim. Kendim Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezunum. Ve ilk önce doktora alanım prefabrikasyondu. Dolayısıyla kerpiç yapılarında sanayileşmesi konusunda katkıda bulunmaya çalışıyorum. Üç ana konu var üzerinde görüşülecek. Durabilite, of the material, yani zaman içerisindeki dayanıklılık, depremdeki güvenilirliği ve malzemenin diğer inşaat malzemeleri gibi sanayileşmiş şekilde kullanılması. Bundan evvel 8 tane bununla beraber 8 tane konferans
yürüttük. Ve bunlar 2005'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, 2008'de Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın da çok ciddi kerpiç kültür mirası var. Orada araştırmalar yaparaktan insanların tekrardan kerpiç kullanması konusunda çalışmalar yaptık. Üç konferans İstanbul'da Aydın Üniversitesi'nde ve üçüncüsü 2016'da. 2018 konferansı ve 19 konferansı Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde. Özellikle o üniversitede ders vermeyi seçmekte amaç kendileri büyük bir inşaat şirketi ve ellerinin altında her türlü inşaat makinesi var. Kerpiç inşaatın hızlandırılması konusunda inşaat makinalarından şakteyt makinesinin kullanılması konusunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde hem çalışarak hem araştırmalarıma devam etmeye çalıştım. Demek ki 2018-19 konferansları Gaziantep'te. 19 aslında Hasan Kalyoncu Üniversitesi çatısı altında. Fakat Köyceğiz'de Yılmaz Erdoğan'ın film çekim platosunda yürütüldü. Kerpiçten inşa edilmiş bir yerleşkedir Köyceğiz'deki plato. Ve konferansa gelenler yapılmış ve bitmiş kerpiçten binanın nasıl olduğunu anlayabilmesi için, ellerine değdirmesi için konferansın tamamını orada yapmaya karar verdik. Bu konferans ise Kerpiç 2020. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı aslında kendi çalışmaları ve hedefleriyle bizim kerpiç araştırmalarımızla çakışmakta ve oradaki yetkililer ve arkadaşlar bu konferansın yürütülmesini kabul ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu kerpiç konferanslarını bir defa araştırmalar yapıyor. Fakat mezun olmuş, araştırma yapan öğrencilere hitap edecek, akademiklere hitap edecek ya yani onların çalışmalarını barındıracak ve diğer taraftan da profesyonel insanların bu kerpiç inşaatını tekrar anlayaraktan kullanmalarını sağlayacak. Dediğimiz gibi burada tekrardan kerpiçin gündeme geldikten sonra yapılması gereken zaman içerisinde dayanıklı olması, durabilite üzerinde çalışıyoruz. Çağdaş inşaat tekniklerini geliştiriyoruz ve deprem güvenliğini çalışıyoruz. İnsanlar kerpiç denildiği zaman daima depremde hasar görecek, yıkılacak ve insanlar ölecek gibi kabul ediyorlar. Aslında yıkılmış bir bina varsa o bilgisizlikle inşa edilmiştir. Teknolojisi tanınmıyordur. Onun için yıkılıyordur. Bu 99 İzmit depreminde arka tarafta yığma binayı görüyoruz. Ön tarafta da iskelet bina. Demek ki tekniğini bilmeden inşa edersek binalar ona göre yıkılıyorlar, malzemesine göre değil. Burada ise Elazığ depremi bu 2020'nin başında Ocak ayında cereyan etti. Burada da kil esaslı binalar çoğunlukla
yıkıldılar. Çünkü inşaat tekniğinin hiçbir alanını tanımadan, bilmeden inşa etmişlerdi. Bugün bilmek lazım ki dünya nüfusunun halen 1/3'ü burada UNESCO'ya ait bir bilgi bu. Kerpiç yapıda yaşamakta. Dolayısıyla günümüzde tekrardan sağlıklı bir şekilde kullanılması için üzerinde araştırma yapılabilmesi lazım. Mimari ve yapılar aslında bölgelerin ve ülkelerin kimliğini belirtmekte. Burada görüldüğü gibi bir Meksika bina türü görüldüğü zaman anlaşılıyor. Burası bir Akdeniz mimarisi. Gerçi Akdeniz mimarisi olmakla beraber San Francisco tarafında üzüm yetiştiren bağcılar tarafından inşa edilmiş. Tabii ki onlar Akdeniz'den gelerekten burada yaşadıkları için mimarileri de Akdeniz mimarisi oluyor. Buradaki mimari İran mimarisi, bu Çin'deki mimari. Dolayısıyla kerpiç mimarinin devam etmesi, sürdürülmesi ülkelerin kimliği açısından da önemli. Burada diğer çağımızda inşa edilmiş Fransa, Grenoble ve Lyon tarafında inşa edilmiş toprak ve kerpiç yapılar. Buradan da görüyoruz ki malzeme, kerpiç malzeme, değişik malzemeler ve tekniklerle bir arada kullanılabilir. Zaten bütün inşaat malzemeleri öyle karışık kullanılabilir. Bu proje Avustralya'dan yazlık bir bina, üç kuşak aile, anneanne, dede, aile ve torunlar olmak üzere. Buradan da gözüküyor ki binanın iç tarafı son derecede nitelikli, düzgün bir yaşama ortamı oluşturmuş. Yine aynı binadan görüyoruz ki iç duvarlar, yemek yenilen yerler ve banyo son derecede değerli inşa edilmiş yapılar. Burada tekrardan Avustralya'da bir kültür merkezi. Bunun bir kısmı yerinde toplaklanaraktan, bir kısmı da fabrikada panolar olaraktan üretilerekten getirilmiş ve monte edilmiş. Buradan da şunu görüyoruz. Kerpiç duvarlarda prefabrike olaraktan üretilip kullanılabilir. Şimdi bugün tekrardan kerpiç yapıya geri dönmenin sebeplerinden bir tanesi, açılış konuşmalarını yapanlar da bu konuya temas ettiler. İnsan nüfusunun artmasıyla beraber enerji kullanımı da artmakta ve hangi tür enerji olursa olsun kullanılma sırasında çevreyi kirletmekte. Enerji kullanılan sektörler, endüstri sektörü, ulaşım sektörü ve yapılaşma, neredeyse 1/3 olaraktan enerji kullanaraktan dünyanın kirlenmesi konusunda etkili oluyorlar. Bizim içinde endüstrinin enerji kullanımı Türkiye'de diğer ülkelere göre bir miktar az olduğu için bizde en çok enerji kullanımı binalar ile meydana geliyor. Ve binalar bu kadar çok enerji kullanıyorlarsa bunların daha az enerji kullanmasını sağlayan sistemleri desteklemek gerekiyor. Buradaki resimde de bugünkü beton teknolojisiyle inşa edilen yapılar içeride sağlıklı yaşayabilmek için iklimlendirilmesi gerekiyor.
Tabii onu şöyle kısaca özetleyelim. Bu yüzyılın başında, 1900'lerin başında beton sanayi, betonarme sanayi hızla güçlenirken, aynı zamanda savaş sonrası evsiz kalan insanlar için prefabrike evler yapıldı ve o tarihte ilk defa yapılırken binaların sadece taşıyıcı olması yetermiş gibi zannedildi. Panolar yapıldı, beton panolar birleştirildi evler içerisinde. Bu en çok Almanya'da rastlanan, savaş sonrası Almanya'da rastlanan bir teknik oldu. Ve içinde sadece duvar olup iç iklimi sağlamadığı görüldükten sonra o tarihte artık merkezi ısıtma sistemleri ve dış yapının dış kabuğunun ısı izolasyonu sistemleri kurulmaya başlandı. Tabii bu da inşaat sektörü tarafından yeterince anlaşılmadığı durumda, bina bitirildikten sonra eyvah ne yapacağız içeride sağlıklı yaşamak için, o zaman bir sürü klimaların kullanılması. Bu hem görsel olaraktan hem de maliyet olaraktan çok ciddi problemler getirmekte. Onun için kerpiçin avantajlarını anlayaraktan inşaat tekniklerini, dediğimiz gibi kerpiçin zaman içerisindeki dayanıklılığı, inşaatın çağdaşlaştırılması ve deprem güvenliğinin sağlanması araştırma konularının içerisine giriyor. Şimdi geleneksel kerpiç inşaat tekniği olaraktan uygun toprak türünün su ve samanla beraber karıştırılması, ama bu karıştırıldıktan sonra samanın öz suyu harç suyuna geçebilmesi için en az 8 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Bu süre uzatıldığında 24 saat, bir hafta gibi daha çok saman öz suyu harç suyuna geçiyor. Ne oluyor? Bloklar üretildikten sonra kurumaya geçildiğinde toprağın tanecikleri samanın öz suyundaki maddelerle birbirine yapışıyor, birleşiyor ve dolayısıyla suya dayanıklı, durabilitesi yüksek bir malzeme elde edilmiş oluyor. Ama buradan şunu görüyoruz, kerpiçin geleneksel, kerpiçin inşaatında her zaman çalışacak işçi, zaman ve kerpiçin kurutulması için yayılan harman yeri gibi büyük geniş alanlara ihtiyaç var. Çağımızda hem bu kadar işçilik sarf edemiyoruz, hem bu kadar inşaat için vakit bulamıyoruz, hem de kurutmak için bu kadar yer bulamıyoruz. Dolayısıyla inşaatın durabilite için değiştirilmesi çok önem kazanıyor. Bu durabilite konusunda bu Van Kalesi çok eski tarihlerde, Van'ın belirli bir yöresi Taşkale, belirli bir bölgesi Toprakkale. Zaten Anadolu'da birçok Toprakkale mevcut. Bu yağmur ve kar altında duruyor olmakla beraber zaman içerisinde aşınmamakta. Demek ki o devrin insanları aşınmama konusunda, durabilite konusunda karışımları bulmuş durumdalar. Eğer ki bu karışımlar sağlanmazsa ilk yağmurda, şimdi ne oluyor? Diyorlar ki tuğla fabrikasından pişirilmeden ben kil blokları alır, binamı örersem kerpiç olmuş oluyor. Aslında olamıyor. Çünkü yağmur yağdığında herhangi bir stabilize malzemesi katılmazsa
bu ilk yağmur da erimeye başlıyor. Bu zaman bu malzemenin bugünkü devirde hızlı durabilite kazanması için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hocası Ruhi Kafesçioğlu'nun bir reçetesi var. Ruhi Kafesçioğlu'nun çocukluğunda babası doktor, Anadolu'da gezerken kile, alçı, kireç karıştırmışlar. Ruhi Bey de mimar olup sonradan da Teknik Üniversitesi'nin malzeme hocası olduktan sonra bu alanda deneyler yaparaktan oranları bulmuş oluyor. Toprağa %10 alçı, %2 kireç katıldığı zaman bunu da suyla karıştırdığınızda bilindiği gibi alçı eğer tek başına ise 4 dakika gibi bir sürede priz yapmaya başlıyor ve sertleşiyor. Bu süre bizim inşaatımız için yeterli değil. Ona kireç katıldığı zaman priz süresi uzatılmış oluyor 4 dakikadan 20 dakika gibi ve bu 20 dakika içerisinde inşaatla ilgili işlemleri bitirebilmek lazım. Onu da göreceğiz ileride. Demek oluyor ki tarih içerisinde genellikle samanla yapılan stabilizasyon çok vakit aldığı için günümüzde alçı kireç karışımlı stabilizasyona geçmenin faydaları var. Yine tarih içerisinde Knidos Ege sahillerinde bu şeyde de Çatalhöyük'te de böyle. Yani bu Knidos daha yakın bir tarihte, Çatalhöyük 10 bin senelik bir geçmişi var. Kerpiçten inşaatlar, köyler inşa etmişler. Fakat o tarihten bu tarihe duvar örgüsü, tabii ekranda görmek çok zor. Büyük perdeye aksedince daha da çok gözüküyor. Bunlar böyle tek tek bloklar, aralarında harçlarla örülmüş. Burada kullanılan tane oranları ve stabilizasyon malzemelerine bağlı olaraktan hem sistem çok rasyonel bir inşaat tekniği hem de çok dayanıklılık göstermiş oluyor. Bu aslında Yemen bölgesi, İran bölgesi birçok bölgede toprak kaleler var. Onlarda da geçmiş tarihte yapılanlar dayanıklılığı hala Afrika'nın ortasında çok büyük inşaatlar var. Mali civarında, Fas'ta büyük inşaatlar var. Geçmiş tarihte bilmiyor olmakla beraber bugün inşaat mühendisliği ve mimarlık eğitimlerinde bu malzeme de sanayi ürünü olmadığı için eğitimde yer almıyor. Eğitimde yer almadığı için de bu malzemeyi kullanaraktan inşaatlar ve mimari yürütülemiyor. Şimdi demek ki dedik ki durabilite önemli. Onu tekrardan gündeme getireceğiz. İnşaat tekniğinin hızlandırılması için artık stabilizasyonda alçı katkı kullanıyoruz. Alçı kireç katkı. Ve inşaat tekniğinde kullanılan kalıp, mikser karıştırıcı, kompaktör gibi bütün inşaat araç gereçlerini kerpiç binanın yapımında kullanabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Burada karışım sağlandıktan sonra bu beton kalıbının içerisine yerleştiriliyor. Bilindiği gibi toprak yerinden çıkartıldığı zaman içerisi boşluklanıyor. Bu boşluğun tekrardan yok edilmesi için tokmaklanması gerekiyor. Burada da el tokmağı da olabilir. Makine ile tokmak da olabilir.
Ve bu türlü bir inşaatta 4 kişilik bir ekip bir günde 4 veya 8 metreküp inşaat yapabilir. Eğer buradaki tariflerde bina 45 metreküp ise 4 kişi çalışıyorsa bina 11 günde duvar kısmı inşaatı tamamlanmış oluyor. Şimdi inşaat tekniğinin hızlandırılmasında bahsettik. Hızlandırırken alçı kireç stabilizasyonunun hızlandırmaya katkısı olduğunu söyledik. Burada ise dilerim gösterebilirim. Gösteremiyorum. Tamam, yaşasın. Şurada bir film var. Ben hocam 10 dakika kadar bir süremiz kaldı. Bunu hatırlatmış da olayım. Çok kısa bir film. Bu Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'de yaptırmış olduğu film çekim platosunda kağıt kullanıldı. Fakat bütün tesis dere yatağına yakın bir yerde yapılmış. En azından 2-3 sene kış ortasında sel altında kaldı tesis. Ve yani yıkılma gibi bir şey söz konusu olmadığı gibi suyun yükseldiği kotlar dahi kuruduktan sonra izlenemiyor nereye kadar yükseldi diye. Sonuç olarak da alçı kireç stabilizasyonu suya karşı, hatta sel suyuna karşı dayanıklı olduğunu ispatlamış oluyor. Buradaki teknik de, onun da bakalım şeyini bulabilecek miyiz? Neydi? Beton kalıbını kullanıyoruz. İçerisine belirli kalınlıkta diyelim ki 15 santim gibi toprağa attıktan sonra muhakkak sıkıştırmamız gerekiyor. Diyelim ki 15 santimden 12 santime iniyor gibi. Bu sıkıştırma içinde bu filmi seyredelim. Harcı karıştırdıktan sonra kalıp içerisine yerleştiriyoruz ve kompaktörle sıkıştırıyoruz. Aradaki boşluk giderildikten sonra mukavemeti son derece yükselmiş oluyor. Demek ki beton kalıbını kullanıyoruz ve böylelikle duvarların yüzü son derece de düzgün oluyor. En baştaki resimlerde Avustralya'daki örnekten görmüştük. Artık sıvaya, herhangi bir boyaya da bir ihtiyaç yok. Kalıptan çıktığı haliyle dışa bakan, duvarın dışa bakan yüzeyi de iç mekana bakan yüzeyi de sıvanmadan görünebilir. Çünkü kaliteli olaraktan çıkıyor. Bu da tabii toplam binanın iç yüzeyleri ve dış yüzeylerinin sıvanmasının tasarrufunu sağladığı için çok büyük bir gider tasarrufu olmuş oluyor. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde 1995'te yürütülmüş olan bir inşaat. Bu da tokmaklama tekniğiyle inşa edildi. Şurada gözüküyor. Binanın dış duvarları ile iç duvarları tümüyle yığma toprak duvar. Aslında iç duvarların iç duvarların toprak olması gerekmiyor. Şimdi burada başka bir şey var, yerleşme var. Yerleşme Urfa'ya yakın, Urfa
Batı'dan daha doğuya doğru bir İran şehir. İran şehrin çevresinde kırsal yerleşme güvenlik açısından boşaltıldığı zaman, insanlar bir İran şehre döndüğü zaman evsiz kalmış oluyorlardı. Belediye onları arsa tahsis etti ve projesini yaptırdı. Burada 2, 4, 6 yapı bir arada, 6 yapı, toplam 48 yapı. Orta tarafında da tıbbi bitki yetiştirme alanı, küçük bir alan olmakla beraber tıbbi bitki yeterli kazanç sağlayabiliyor. Sonuçta kırsaldan gelmiş olan insanlar bu türlü tesiste yaşadıkları takdirde kazançlarını da sağlamış oluyorlar. Bu evleri kendileri yapabilmek için, planı da böyle olan bu evleri kendileri yapabilmek için nereden? Çok enteresan. Şurası. Kendileri yapabilmek için bir günlük ziyarette bulundum o tarafa ve harcın nasıl karıştırılacağını, kalıbın içerisine nasıl toplanacağını önce hatalı yaptılar. Sonra hatadan ders öğrendiler nasıl yapacaklarını ve böylelikle binalarını, duvarlarını inşa ettiler. Ve tamamını bitirmediler sanıyorum. 18 bina yaptılar. Fakat sonuçta internet üzerinden İran şehir kartı yazıldığında o yerleşme gözüküyor. Kendi evlerinin dıştan görünüşü, içten görünüşü nasıldır diye onları görebiliyorsunuz. Demek ki hiç konuyla ilgisi olmayan insanlar dahi ders aldıkları zaman yarım günlük, birkaç saatlik kendi evlerini inşa edebiliyorlar. Şimdi bir diğer konu da 2000 senesi civarında Urfa-Gaziantep arasında Fırat Nehri üzerinde Bilecik Barajı su tutacaktı. Ve son derece de çok sayıda köy ve yerleşme, evler, insanlar su altında kalacaktı. Onların kendi evlerini yapabilmesi için teknik anlatımı, genelde evsiz kaldıkları zaman biriket kullanıyorlar, artık kerpiçe doğru yönlenmiyorlar. Çünkü biriketi kullanmak onlara göre çağdaş olmak gibi anlaşılıyor. Biriket kullandıkları zaman o yörenin yaz iklimi 40 derece atmosferde ve bina yüzüne güneş vurduktan sonra bina içerisi 50-60 dereceye çıkıyor. Yaşamak mümkün değil. Ve binaların düz damlarına çıkaraktan ölmeye gayret ediyorlar. Bina içinde yaşayamadıkları için. Ve o zaman düşüp ölenler dahi bulunabiliyor. Onlara parke taşı tesisinde işte kuru harç karışımı, suyla karışımı, bant üzerinden blokların preslenmesi dökümü ve buradan da gözüküyor örtmedi özellikle örgü. Duvarın kalınlığı itibariyle 45 santim ve dış iklim, iç iklim kontrol etmiş oluyor. İnsanlar içerisinde rahat yaşayabiliyorlar. Burada klimalar görüyorsunuz. O klimalar yani televizyon sahibi olmak gibi illa klima sahibi olmayı da istemiş oluyorlar. Peki buradan neyi söylüyoruz? Bu malzeme endüstriye uygun olaraktan da üretilebilir. Şimdi diğer bir çalışma. Dear Professor Bilge,
We are running out of the time for this session, so it would be great if you just get finished in 10 minutes as maximum. 45 dakikam var. 45 dakikamı kullanacağım. Tamam. Evet. Saatim karşımda. Tamam, okey hocam, buyurun. Bu tarafa baktığım zaman saate bakıyorum. Tamam, buyurun hocam. Tamam. Çünkü bu yıllarca yapılmış çalışmalar. Bunları anlatacağız ki insanlar bunlardan yararlanacaklar, bu çalışmalardan. Neyi söylüyoruz? Geleneksel kerpiçten farklı olaraktan tokmaklama tekniği var. Ve inşaatın daha da hızlandırılması için şatfet makinesinin kullanımı var. Şatfet makinesinin kullanımı kerpiç inşaatında dünyanın hiçbir tarafında kullanılmıyor. Biz 2002'den beri kullanıyoruz bunu. Burada şatfet makinesinin en küçüğü bu. Şatfet makinesi püskürtme, enjeksiyon, betonda kullanılıyor, betonu püskürtme. Tünel inşaatlarında, karayollarında ilk kazıdan itibaren duvar yüzeyleri, yani kazı yüzeylerinin güvenli olabilmesi için ilk önce bu şatfet makinesiyle buradaki konulmuş olan toprak hortumla, boruyla kalıbın içerisine püskürtülüyor. Burada alçı kireç karışımı var beraberinde. Kompresörden hava geliyor, büyük bir basınç, 10 atı basınç sağlıyor. Ve basınç sağladığı için bizim tokmaklama tekniğiyle yaptığımız şey kompresörden gelen basınçla sıkışmış oluyor. Burada da kalıp içerisine tokmaklama sisteminin tokmaklama yerine enjeksiyon şatfet makinesiyle sıkıştırılma şeklini görüyoruz. Burada Ankara Afet İşleri Genel Müdürlüğü sarsma tablası. Sarsma tablasının üstüne kalıbı kuruyoruz. Kalıbı kurduktan sonra şatfet makinesiyle içerisine dolduruyoruz. Ve doldurma, şimdi dedik ki tokmaklama tekniği bir ekiple günde 4 ila 8 metreküp şatfet makinesiyle 1 saatte 8 metreküp, 20 metreküp. Bu makinenin kapasitesine bağlı olarak 1 saatte 20 metreküp ne demek? Böyle bir binayı bu 20 metreküp bile yok. 1 saatte bitirmiş oluyorsunuz. 1 saatte kalıbı monte ediyorsunuz. 1 saatte içerisini püskürtüp bitirebiliyorsunuz işinizi. Dolayısıyla toplu konut ihtiyaçları, mültecilerle ilgili konut ihtiyaçları olduğu zaman buradaki şatfet makinesinin kullanılmasıyla çok hızlı yerleşmeler elde edilebilecek. Bu Kıbrıs'taki inşaat belediye tarafından su altında evi yok olmuş bir belediye çalışanının evi. Biz kendilerine teklif ettik. Konteyner verilecekti evsiz kalana. Onun yerine kalıbımızı kurduk. İç dış yüzeyler ve toprak enjeksiyonuyla beraber işte iki odalı bir evi kısacık zamanda inşa ettik. Şimdi burada inşaatın çok hızlandırılmasıyla ilgili teknikleri gözden geçirdik. En önemli konulardan bir tanesi de deprem güvenliği. Deprem güvenliği bilindiği gibi yapının kendi olan ağırlığı deprem sırasında yan yüke dönüşüyor. Ne kadar? Yaklaşık %10'u kadar, kendi ağırlığının %10'u kadar depremde yatay yük olaraktan etkiyor. Ve bu yük yapıyı köşegen çatlaklar yapıyor yapıda.
köşegen çatlaklar yapıldığı andan itibaren şu parçalar kopup devriliyor. Şimdi ilk düşünce ile bunları çekme mukavemeti yüksek yüzeylerle birbirine bağlasak şeklinde bir düşünce vardı. Bunu diğer yöresel inşaatlardan da bu yatay ahşap bağlantılar ile düşünerekten burada da görüyoruz ki Bala depremi 2007'de çatlak gidip şeyde takılıyor, aradaki latada takılıyor. Hatta hiç etkilenmiyor dahi bu da Bala depreminde. Hiç etkilenmemiş olan bina. Ve zaten dünyada bakıldığı zaman yatayda belirli katmanlar yerleştirilmiş. Biz de deprem çalışmalarımızı yapalım dedik. Dünya üzerinde 20 yapıların depremdeki davranışları üzerine pek çok üniversite çalışıyor. Özellikle Peru'da çok ciddi deprem bölgesi. Burada Marcel Blondet şimdiki hali, bu da çocukluk hali, deprem güvenliği üzerine çalışan bir profesör. Bizim hemen hemen bütün konferanslarımıza katılmaya çalışır. Şimdi burada grafik olaraktan da gözüküyor. Düşey yükler uygulanması ve yatay yükler uygulanmasında depremde yine köşegen çatlaklar oluyor. Ve köşegen çatlaklar olduktan sonra bu parçalar buradan dökülüyor. Döküldüğü zaman da çatı tümüyle binanın yıkılmış oluyor, bina yıkılmış oluyor. Bu görüldüğü gibi Marcel Blondet'in Peru'daki çalışmaları. Burada Almanya'daki çalışma, Almanya'daki çalışmanın özelliği bu tesis, sarsma tablası tesisi. Burada sadece şu duvara bakıyoruz biz. Bu bir kerpiç duvar. Kerpiç duvar yani yığma sistemin deprem güvenliğini sağlamak üzere binanın iç yüzeyi ve dış yüzeyi donatılandırılarak da sıvanıyor. Yani yüzeysel bir güçlendirme yapılmış oluyor. Fakat sarsma deneyinden sonra yapı yanal kuvvete direnci olmadığı için dışarıdan koruma olsa dahi içerideki duvar paralanmış oluyor. Taşıyıcı paralandığına göre bütün bina yıkılmış oluyor. Bir diğer çalışma, bu da Avustralya'da yapılmış bir deney. Duvarın iç yüzeyinde ve dış yüzeyinde bambularla donatılandırma yapılmış. Şimdi beton teknolojisini öğrenen inşaat mühendisi ve mimarlar habire donatılandırmanın çözüm olacağı şeklinde düşünüyorlar. Burada da dıştaki yatay, içerideki düşey bambu donatılandırmalar birbirlerine duvarın kesiti içerisinden burada da görüyorsunuz birbirlerine bağlanmış vaziyette. Fakat sarsıldıktan sonra burada da görüyorsunuz çatlaklar tam o iplerin bağlandığı yörede. Sonuç olarak da bu tek başına bir taşıyıcı, buradaki tek başına bir taşıyıcı, buradaki tek başına bir taşıyıcı. Ne demek oluyor? Duvar artık birbirine örgü ile bağlanma ve taşıyıcılığını kaybetmiş oluyor. Bu da Avustralya'da yapılmış olan deneydi. Şimdi göstereceğimiz tekrardan şunu söylüyoruz. Yanal yük olduğu zaman yapının üstü ileri doğru gitmek istediğinde bu köşegen çatlakları yapı
yapıyor ve duvar yıkılıyor. Şimdi ilk düşünce şuydu, bu birbirinden ayrılacak olan köşegen çatlağın oluşmaması için acaba çekme mukavemeti çok yüksek levhalar veya fileler koyarsak bu çekme mukavemetlerini karşılar mıyız diye. Ve geokrit aslında karayollarında kullanılan çekme mukavemeti çok yüksek olan bir file ve bilindiği gibi 60 santim 60 santim duvar inşa edildikten sonra köşegen çevriliyor ve mukavemet deneyi yapılıyor. Burada birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat gibi katmanlar var ve katmanların arasında geodürek fileler var. Düşey kuvvet uygulandığında bu katmanlar hiç hasar görmeden birbirlerinin üzerinden kıpırdamış oluyorlar. Zaten bir eleman öbür elemandan ayrıldığı zaman birbirlerine inşaat mühendislerinin bildiği bir konuymuş. Ben de böylece öğrenmiş oldum. Birbirlerine yük aktarmamış oluyorlar. Sonuç olarak yani biz burada 1, 2, 3, 4 tane kaydırma yüzeyi koyduğumuz zaman üzerine uygulamış olduğumuz yatay kuvveti 4'e bölmüş oluyoruz. Burada bir seferde etkiledikleri bu köşegen çatlak yerine 4'e bölmüş oluyoruz. Şimdi deminki konuşmalarda demiştik ki binanın eğer 10 tonluk yükü varsa depremde yataya dönen yük 10'da 1'i yani 1 ton. 1 tonluk yatay yük eğer bu şekilde 4'e bölünüyor ise 4'e bölündüğünde yatay yatay 4'e bölündüğünde 250 kilo ki neredeyse bir veya iki tane çimento torbası ağırlığı niteliğinde neyi söylüyoruz? Yatay kaydırma düzlemleri olduğu zaman enerji son derecede dağılmış oluyor ve son derecede dışarıdan da gözükmeyecek yatay çatlaklar oluyor. Yatay çatlaklar olduğu zaman enerji bitmiş oluyor. Fakat düşey kuvvetleri taşımaya devam ediyor. Şimdi bu yapılmış olan deneyde geogrid yani çekme mukavemeti çok yüksek eleman kullanmanın hiçbir etkisi olmadığını gördükten sonra bir deney daha yapıldı. Birinci katman ara yüzey, ikinci katman ara yüzey, üçüncü katman. Burada 1, 2, 3, 4, 5 duvar katmanı var. Burada da 4 tane duvar katmanı var. Aradaki kaydırma düzlemi için Ayazara Kampüsü'nün bahçesinde çam ağaçlarının yere dökülmüş dikenleri bu birinci inşaat aşamasından sonra çam dikeni, ikinci inşaat aşamasından sonra çam dikeni gibi kaydırma düzlemleri yapıldı. Ve bu 60 santime 60 santim duvar köşegen kuvvet uygulamasında sadece yatayda kaydıkları için aradaki parçalar hiç hasar görmeden sağlam vaziyette kaldılar. Bu ne demek oluyor? Yatay kuvvetlerde enerjiyi söndürme düzenleri yapıldığı takdirde bina düşey kuvvetleri taşımaya devam edecektir. Burada tekrardan depremin yatay kuvvetinin uygulandığı numuneyi görüyoruz. Bu Ankara'da Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nde sarsma tablası üzerinde uygulandı. Aşağıdan yukarıya doğru beton kalıbı içerisine duvar inşa edilirken kaydırma düzenleri yapıldı. Buradaki arkadaşlar Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün inşaat mühendisleri. Bu duvarın belirli katmanlarında kaydırma düzlemleri var. Kuvvet eğer çok gelir köşegen çatlak yaparsa bu diğer katmanda sönmüş oluyor.
Buradan kuvvet gelirse burada diğer katmanda sönmüş oluyor. Sonuç olarak da tam bir köşegen çatlak oluşmadığı için bina yıkılmadan ayakta kalıyor. Bu binanın üzerine 8 defa İzmir depremi, 8 defa İstanbul depremi, 99 depremi uygulandı. Binayı yıkamadılar. Niye yıkamadılar? Çünkü yatay çatlaklar oluştuğunda enerji tükenmiş oluyor ve köşegen çatlak olmadığı için bina taşımaya devam ediyor. Şimdi bu inşaat sırasında elde etmiş olduğumuz bilgileri mevcut kullanılmakta olan binaya nasıl uygularız dediğimiz zaman, o zaman buradaki numune, küçük numune üzerinde gösteriyoruz. Bu koskocaman bina olarak ben düşünün. Bu da zemini oturduğu, şurası da çatısı. Yatay kuvvet geldiğinde depremde köşegen çatlağı yapıyor. Bu köşegen çatlağı yapmaması için diğer numune, yine bu zemine oturan kısmı, binanın tamamı, burası çatı olduğunu düşünün. Bu da aşağıdan yukarıya kadar olan duvar. Bu duvarın eğer bir kendiniz zayıf nokta keserekten inşa ederseniz, boş kalmasın diye içerisine dolgu ve duvarı, mevcut duvarın içerisinde bu türlü bir kesik yaparsanız, onu şuradaki şeyde gösterelim. Bunu Pembegül bugünkü konuşmasında da anlatacak. Mevcut yığma duvarda herhangi bir önlem yoksa yatay kuvvette köşegen çatlak oluyor. Köşegen çatlak yerine yatay çatlak olması için biz mevcut duvarı zeminden çatıya doğru belirli aralıklarla kesiyoruz. Bu kestiğimiz aralıkların içerisine dolgu yapıyoruz ki düşey kuvvetleri taşımaya devam etse ve kuvvet uygulandığı zaman geniş olan yerden değil dar olan yerden kırılacak. Buradaki çizgiler gözüküyor, kırılma yerleri. Sonuç olarak biz içinde yaşanmakta olan binanın duvarında kesikler yaptığımız zaman depremin yatay kuvvetlerinde bu kestiğimiz bölgelerin arka tarafları kırılacağı için düşey yükleri taşımaya devam edecek. Onu küçük numune üstünde burada tekrardan görüyoruz. Neydi? Zemine oturan kısım, çatı kısmı. Biz onu kesmiştik ve depremi temsil eden yatay kuvvet uyguladık. Yatay kuvvet uyguladığımız zaman bizim kestiğimiz bölge neresiyse onun arka tarafı kırıldı. Zemin burası, çatı burası. Aşağıdan yukarı doğru baktığımız zaman yatay çatlak elde etmiş oluyoruz. Yatay çatlak olduktan sonra hala daha çok kuvvet uyguladığımız zaman ancak çatlağa kadar hasar verebiliyor. Diğer katmanlara geçemiyor. Bu katmanların 4 defa, 5 defa, 6 defa olduğunu düşünürseniz yapı sadece belirli bir bölgede hasar görüyor veyahut da yatay çatlaklar oluyor. Bina taşımaya devam ediyor. Sonuç olarak da biz deprem güvenliğini sağlıyorsak, çok hızlı inşaat tekniklerini uygulayabiliyorsak, durabilite zaman içerisinde bozulmayı önleyebiliyorsak, bir defa kırsal kesimde insanlarımıza bir seferde, bir saatte öğretip kendi evlerini yapmalarına yardımcı olabiliriz. Burada kendimce söylediğimiz gibi İran şehirde kendi evlerini inşa edenleri görüyoruz. Burada Altınoluk'ta yazlık 97 senesinde inşa edildi. Burada dikkatinizi çekmem gereken şurası. Şurası böyle eğimli arazi. Bu araziden doğrudan Ege'ye bakılıyor Altınoluk'tan. Hafriyat yapılıyor ki temel otursun diye. Şuradaki hafriyat toprağını alıp inşaatı yapıyorsunuz. 97'den beri içerisinde oturuyorlar binanın.
ve binayı yaparken beton binalardan alışkanlık merkezi ısıtma sistemi yaptılar. Ve o 97'den bu yana merkezi ısıtma sistemini hiç kullanmadılar. Sadece mutfağa yakın bir yerde fırın olarak da kullandıkları bir sobaları var. Bir yazlık yapıldığı gibi burada bir at çiftliği, Cengiz Bektaş'ın rahmetli anıyoruz kendisini. İstanbul yakınlarında Saklıköy bir at çiftliği, burada bir de film çevrilmişti. Organize işler diye. Şimdi diğer konuda biz bugün kerpiç yapıyı tekrar gündeme getirmemizin sebebi iç iplerinin son derecede sağlıklı olması. Yapının dış kabuğunun kerpiç olması yeterli. İçerideki bölmeler ahşap olabilir, çelik olabilir. Ve görüyorsunuz kesitte buradan buraya kadar birinci kat döşeme, buradan buraya kadar ikinci kat. Buradan buraya kadar eğer ki şaklet makinesiyle inşaat yapıyorsanız bir saatte kalıp bir saatte dolgu. Aradaki duvarları prefabrike firmalardan hazır getirip vinçle monte ediyorsanız bir saatte monte. Sonra buradaki kalıbı bir saatte yapıp bir saatte içini doldurma. Dediğinizde sabahtan akşama kadar bina bitmiş oluyor. Yani bunu şaka gibi söylemiyoruz. Çünkü sarsma tablosunun üzerinde yaptığımız inşaatta bu teknikte sene 2009. Şimdi kerpiç aslında prestij binalarında, toprak binalar kullanılıyor. Bu Urfa yakınlarında, Urfa'nın kuzey yanı kilometre Göbekli Tepe ziyaretçi merkezi. Burada da betonarme döşemenin altında dış duvarlar kerpiçten. Zaten o bölgenin tarihi değerleri de dairesel oldukları için bu projelerde dairesel. Duvarlar topraklı olaraktan inşa edildi ve döşemeler betonarme. Bu da son resim Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki film çekim platosu. Burası çok büyük bir film çekim boşluk salon. Bizim 2019 konferansımız bu salon içerisinde yapıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz bizim sanat ekipleri için. Bu benim danışmanlığımda yapılan binalar. Hem bu Göbekli Tepe binası hem de Yılmaz Erdoğan binası benim danışmanlığımla yürütülmüş binalar. Şurası ofis binaları, burası da film çekimi için gelmiş olan sanatçıların kaldıkları evler. Ve buraya bakıldığı zaman binanın yüzeyi son derecede nitelikli ve sıva ihtiyacı olmadığı için de büyük bir tasarruf getiriyor. İç ipliğini zaten öndeki konuşmacılar da söylediler. Enerjiyi içinde barındırıyor. Dışarı giriş çıkışları geciktiriyor, engelliyor. Ve son derece de sağlıklı iç iklimler elde ediliyor. Bunun için de inşaat teknolojilerinin öğrenilmesi lazım. Şimdi yine bir evvelki konuşmacı, mevzuatın yenilenmesi en önemli kısım o. Mevzuat yenilendiği takdirde deprem yönetmeliğinden çıkartıldı çünkü. Yenilendiği takdirde insanlar sağlıklı binada oturabilecek. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet, Sayın Profesör Doktor Bilge Işık hocamıza bu yaklaşık 40 yıllık külli tecrübesini bir çırpıda anlattığı için değerli sunuşlar için çok teşekkür ediyoruz.